herkesin merak ettiği bir mevzu var. Nurculuk nedir? Asıl nurcular kimlerdir? Bezuman Hazretleri biliyorsunuz 1960 senesinde vefat ediyor. 1960'tan beri hiçbir televizyon kanalında, hiçbir medya yayın organında sorulmamış ve konuşulmamış ve tartışılmamış bir konudur bu. Öncelikle kendimi tanıtayım. Süleyman Yasin Akdeniz ben. Araştırmacı yazarlar sitesinin de imtiyaz sahibiyim. Burada birçok anekdotlar yazıyorum beni kamuoyundan tanıyanlar biliyorlar. Zaten röportajlarım ortada. Aynı zamanda Nur Cemaat ile şöyle bir bağım var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Isparta'ya geldiği zaman, Eğirdir'e geldiği zaman dedemin evinde kalıyor. Risale-i Nur eserlerinde dedemin adı Çilingir Ali diye geçer. Ali Savran diye de Bediüzzaman Hazretleri mahkemede dedemi müdafaa etmiştir. Şualar attı Risale'de. Tahir-i Mutlu, Santral Sabri gibi yine Risale-i Nur'da isme geçen saf ve Evvel dediğimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri benim dayılarım, eniştelerim, yakınlarım yani. Bunun gibi 4-5 kuşaktan benim bağım var. Babam da Bezuman Hazretleri'nin başını okşadığı çocuklardan biridir. 49 doğumludur babam. 1982'de hapis yatmış bir adamdır. 86-87'de beraat etmiş bir insandır. Yani bunu mücadelelerle gelen bir ailenin çocuğuyum ben. Bunu belirtmemin sebebi şu. Risale-i Nur'a, camiaya, Bezuman Hazretleri'ne ve yakın talebelerine hepsiyle bir hukukum var. Aileden gelen bir hukukum var. Hepsi de beni tanırlar, bilirler. Dededen öte biliyor. Yani okudukları eserlerde var. Bediüzzaman Said Nursi Tarihçi Hayat diye bir eser kitabı vardır abi. Bütün bilgiler orada yazar esasında. Biraz önce bir soru sordun. Nurculuk nedir? Türkiye'deki nurculuk nedir? Nurculukcılık. Böyle bir şey yok. Bediüzzaman Hazretleri'nin misyonunda yok. Bediüzzaman Hazretleri'nin misyonunda İttihadi İslam var abi. İslam birliği, ümmetin birliği, beraberliği var. Kutuplaşma, kamplaşma, bölüşme yok. Zaten bu misyona ters. Peki Cuci ifadesi nereden gelmiş? Bezman Hazretleri tabi o dönemde yazmış olduğu Risale-i Nur eserleri, Risale-i kitap demek zaten. Nur'da Nur eserleri, Nur kitapları demek. Bu eserlerde ne yazmış? O zamanlar Allah, Peygamber, Melekler, Kader inkar edildiği için o zaman bunlara reddiyeler ve cevaplar vermiş. Kader inkarcılığı için 26. söz diye bir eser yazmış. Meleklere imanı yazmış. İşte namazın ve imanın ehemmiyeti için 1. sözden 10. söze kadar meselelere yazmış. Küçük küçük ayetleri yani kısa kısa misallerle herkesin anlayacağı şekilde izah etmiş. Yani hayatını iman Kur'an hizmetine vermiş. Ama Bezzoma normalde sadece bir medrese hocası da değil. Aynı zamanda gönüllü alay komutanı Enver Paşa ödül vermiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı savaşmış. Yani Bezzoma'nın hayatına bakıldığı zaman Ermenilere karşı savaşmış, Ruslara karşı savaşmış. Kostuma'da esir düşmüş bir adamdan bahsediyoruz. Yani birinci meclis açısından Mustafa Kemal tarafına meclise gelmiş, konuşmalar yapmış. Mustafa Kemal'le tartışmış, onunla ters düşmesi sebebiyle hapse düşmüş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. 1960 yılında da vefat etmiş. İşte o zorlu dönemde onunla beraber olan talebeler var. Bunlar da o zaman çok böyle keyfiyetli insanlar. Yani az. Esasında o zaman bir savcının iddianamesinde yani 500 binden bahsediliyor mesela bir röportajında. Ama Üstad diyor hani bilmiyorum diyor sayısını. Önemli olan bu misyonu üstlenmek, devam etmek. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri özetle geçeceğim. Salih Nur talebeliğini, Kur'an talebeliğini, Nur Şakirliği ifadesini kabul ediyor ve talebelerinden bir tanesine makam-ı iddia yani hakim e, züver abi olması lazım. Risale de geçer bu. Ona nurcu ifadesini hakimler söylüyor. O da ona cevaben diyor ki yani ben böyle bir şerefi, böyle bir şeyi hani mal iftirar. bezu Hazretleri bana verirse kabul ederim. Yani ilk halka talebeler bu ünvanla bile anılmıyor. Çünkü kendilerini layık görmüyorlar. Neden layık görsün ki? Bezuman'ın davası çilesi ortada. Biz onun kadar bir mücadele etmemişken ben bu ünvanı takım tutar gibi nasıl alabilirim edebindeler. Şimdi nasıl? ticarethaneler, fenomenler, para toplamalar, algılar, vitrine oynamalar ortalık karışmış. Konuşulmayanları konuşacağız. Yıllarca bu millete, Bediüzzaman'ı sever bu millet. Anası, atası, dedesi sever. Ama olay şu, öyle bir proje geliştirdiler ki, ya yani ben diyorum Bediüzzaman'dan ve davasını intikam alma projesidir bu diyorum yani. İşlenen sürece baktığımız zaman, Nurcular arasında bir bölünmüşlük de yoktur. Yani bu cemaat arasında bir bölüm yoktu. Bunu da baştan belirterek söyleyelim. Neden? Çünkü Bezuman Hazretleri vefatını önce talebelerine icazetler veriyor. Mesela diyor ki ben ölsem veya şu anda hayattayken şuurumu kaybetsem. Benim gibi hareketimi, tarzımı tam bilen insanları diyor yetiştirdim. Bunları diyor mutlak vekilim. Yani tartışmasız benim vekilimdir. Acaba demeyeceksiniz. Benim tarzımı bunlardan öğreneceksiniz diye. Varisim bıraktım diye mektupları var. Daha inanmayanlara noter tasdiki yapmış. Bunun gibi talebeler. Yani bir Hüsrev Altınbaşak mesela. Risale-i Nur'a 400 defa, 400'den fazla ismi geçer. Mustafa Sungur abi mesela. 80'den fazla ismi geçer. Anlatabilir ismi. Yani Abdullah Yiğin abi, Ahmet Aytemur abi, Zübeyir Gündüzalp abi, şu anda hayatta olan Hüsnü Bayramoğlu abi gibi abiler var. Said Özdemir abi, Salih Özden abi. Sadımızın vekil ve varislerinin tamamı vefat etmiş. Hayatta sadece Allah hayırlı uzun ömürler versin. Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan defaten arar. Sağlığını, sıhhatini, afiyetini sorar. Ayasofya'da ağırladı vesaire. Hüsnü Bayramoğlu abeydir. Beyzuman Hazretleri'nin son vekili, son varisi odur. Bu vekil ve varisler ne yapmışlar? Hayatları boyunca hep bir hareket etmişler. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da, biri Doğu Anadolu'da, biri Güney Anadolu'da. Bu ağabeyler Anadolu'yu kucaklamışlar ve buradan dünya yayılmışlar. Ve bunlar Risale-i Nur'un esasları dediğimiz durumlarda abi muhafaza etmişler. Mesela Bezmi bir vasiyeti vardır abi. Bunlar bu işin ana temelini oluşturuyor. Diyor ki benim eserlerimi kimse lügat ve meal koyamaz. Nasıl düşün abi? Ahsen TV diyor ki benim Ahsen TV yayın politikam var. Benden izin almadan benim yayınladığım videoları kimse paylaşamaz. Bir bunu çiğnese ve kanunda bir boşluk olsa ve senin yaptığın emeğin üzerinden para devşirse sen nasıl karşı gelirsin? Bezuman'a diyor ki bu kitabın müellifi benim ve benim şartım şudur. Bu kitaba lugat koymayacaksınız diyor. Meal koymayacaksın diyor. Sadeleştirme yapmayacaksın diyor. Bunu yaparsınız bu bir tahrif olur diyor. Ben bu kitabın müellifi olarak izin vermiyorum. Bunu yapmamanız için nesilden nesile de aynı şekilde yansıtabilmek için ben vekil ve varislerimi bıraktım diyor. İşin özeti bu. İşte bütün film buradan kopuyor. Nur cemaati neymiş? İslam Birliği için çalışan, ümmetin imanına, Kur'an'ına, İslam'ına feda olabilecek, faydalı olacak çalışmalar yapan, gayretler gösteren bir topluluk. Allah için bir araya gelen bir topluluk. Yani 12 tarikatın hülasasıdır der Risale-i Nur'da. Yani Nurcu dediğin zaman Abdülkadir Geylani'den tut, Cüneydi Bağdı'dan tut, Hasan el Harakani'den tut, Şah-ı Nakşibend'den tut, İmam Rabbani'den tut, Mevlana Hazretleri'nden tut. O silsileyi takip eden bütün Allah dostları, evliya vardır hepsi vardır. Mesela bir mektubat risalesini al bütün sahabeler vardır. Bütün ümmet kucaklamış, ümmete ait, ammeye ait bir eserdir bu. Bu asrın anlayışına uygun, ikna edecek, sorulara cevaplar verecek muhteşem bir eserdir. Bunu keşfettikleri için ne yaptılar? biliyorsunuz vasiyet hukuku diye bir şey vardı fıkıhta. Bu çiğnendiği zaman ne kadar büyük de bunun haram olduğu da ortadadır. Bir evin var, evinden seni çıkarıyorlar. Sonra senin evine seni kiracı vermeye çalışıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani asılları reddedip gölgeleri asıl kabul ettirmek istiyorlar. Olay bu. Ve şunu unutmayın. Nur cemaatinden ayrılanlar yani bu misyonu kabul etmiş, girmiş, öğrenmiş sonra ben de bu cemaattenim deyip ayrı ekol yapan insanların tamamına bakın. İşte Adnan Oktar'ından tut, evrene solundan tut, efendim söyleyeyim fetösünden tut, tahşiyesinden tut, yeni asyasından tut, yeni neslinden tut, sözler köşkü çınar altı, hayal tut. Bütün bu yapıları incelediğin zaman bir yerde film kopar. Vatana, millete, bayrağa, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletin en başta imanına, ahiretine büyük suikastlar gerçekleşmeye başlar. Hz. Muhammed'in çizgisinden çıkan sallallahu aleyhi ve İsa'yı da tanımaz, Musa'yı da tanımaz. Tam bir anarşist olur. İşte bu insanlar Risale-i Nur'a imanın kemalini öğrendiği için bu daireden çıktığı zaman daha kimseye takmıyorlar. Yani tam zararlı bir hale geliyorlar. Bir de Risale-i Nur'un dilini öğrenen insanlarda iyi bir edebiyat, iyi bir belagat, iyi bir etkileme sanatı, iyi bir dil Hepsi vardır yani. Ve çok hızlı bir şekilde kullanılırsın, yükselirsin. O yüzden bir o zaman ne diyor? Benim eserlerimi kullanarak dünya aletine, siyasete, menfaatlere, ticarete alet etmeyin diyor. Bunu yaparsınız diyor, dünya ahiret diyor, maskara olacaksınız diyor. Allah sizin cezanızı verir diyor. Açık açık söylemiş kitapta. Ve ben bugün konuşulmayanları konuşacağım dediğim olay o. Peki bu bugüne kadar hiç bölünmeden bir bütün olarak gelmiş. Ama ne yapmışlar abi? Yeni Asya diye bir grup çıkmış. İlk tahrifatı bunlar yapmışlar. Ta 1970 senesinde rahmetli zaten 71'de vefat ediyor Zübeyir abi. Vefatından önce rahmetli Rüştü Tafral abi. Yani bunun arasında yaşayan canlı şahitlerdi ama hepsi ahirete gittiği için söz bize kaldı yani esasında. Bize gelene kadar onlar keşke hayatta olsa onlar söyleseydi. Biz sohbetlerinde yanında bulunduğumuz için canlı şahidiz. Anlatabiliyoruz. Ben bununla ilgili ses kaydını araştırmacı yazar Süleyman Yasin Akdeniz'de bir YouTube kanalı kurdum. Orada 200 tane abonemiz var. Orada belgeleri oraya atacağım. Yani bugün burada söylediklerimi Ahsen TV kanalından Belgeleri aramasınlar. Belgeler için YouTube kanalıma girsinler. Orada incelesinler yazdıklarımı. Şahsıma da ulaşabilirler zaten. İrtibatım, telefonum, göz önünde bir insanım. Dediklerimin her şeyi ispatlıdır. Hatta her videonun sonuna diyorum. Eğer şu dediklerimde yalan varsa, iftira varsa, hakaret varsa suç duyurusunda bulunun. Mahkemede de ben aynı dosyaları, aynı şeyi savunacağım diyorum. Zaten onlar beni yalanlayamadığı için cevap verip meşhur et, parlatmayalım, duyulmasın diyorlar. Çünkü sistemleri çöküyor. 1970 senesinde Zübeyir Gündüz Alp abi FETÖ'nünde, yeni neslin başındaki Mehmet Fırıncı'nın da işte birincinin de bütün hepsinin iç yüzünü yazmış. Bunu biz nereden biliyoruz? Abdülkadir Badıl abinin mufassal tarih hayatında yazmış zaten orada. Anlatabilir Mesela İstişare heyetinden Mehmet Fırıncı'yı çıkardı diyor. Tabii tamam, Mehmet Fırıncı dediğimiz insan Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi adıyla bilinir. Evet belli bir dönem hizmet etmiş o dönemde. Fakat Bediüzzaman talebesi talebesi ünvanıyla anılmaz. Neden? Çünkü bir insan belli bir dönem iyi olmuş olabilir. İstikameti gitmiş olabilir. Ama istikameti bozduktan sonra artık ona sen iyi insan diyemezsin. Artık ona sen diyemezsin ki talebedir. İstikametine bakarsın. Evet zaman hizmet ettiği dönemler iyi bir insandı. Biz o zaman ona hürmeten saygı duyduk. Ama bir zaman içinde ne yaptı bu adam? Bezuman Hazretleri'nin vasiyet hukukunu çiğnedi. Risale-i Nur'a lügat koydu. Risale-i Nur'a meal koydu. Meal olayı çok tehlikelidir. Mealcileri biliyorsunuz zaten. Mezhum Hazretleri zındık diyor mealcilere. Yani bir risalesinde ne diyor? Kur'an'a karşı suikastını Kur'an'ın tercümesiyle yapmaya başladılar diyor. Bir projedir bu. Reddiye verdiği konuyu sen risaleye meal koyuyorsun. Neden? Çünkü Kur'an'ın meali Kur'an'ın kendisi değildir. Kur'an anca tefsir olur. Onu da alimler yani müfessirler yapar. Eğer sen meali koyduğun zaman herkes kafasına göre Allah bence böyle dedi, Allah sana göre ne dedi diye senceye benceye dini çevirecekler ve dini bozacaklardır. Yaşar Nuriler'dir, Evren Esmihiroğlu'culardır. Birçok meal akımı ile sapıtanlar böyle sapıttılar. Dolayısıyla Bezuman'ın reddiye verdiği bir konuyu onun eserine onun izni olmadan tahrifat yaptı, meal koydu. Lügat koydu. Lügatta da izin yok. Bu bir tahrifattır diyor. Ben bu belgeleri yayınladım. Zübeyr abinin de yazısı var. Aynen duruyor. FETÖ'nün sadeleştirmesi reddiye verdiğimiz gibi lugat meal de tahrifattır bunu koymuşlar. Ama en kötüsü nedir biliyor musun abi? Az önce yayında ben bir şey söyledim. Yani Bediüzzaman'la Mustafa Kemal'in birbirine ne kadar zıt olduğunu, birbirleriyle ömürü hayatı boyunca her zaman kavga içinde olduklarını, birbirlerine her zaman muhalif olduğunu, hatta Bediüzzaman açık açık diyor. Benim görevim diyor, kalplerdeki sevgisini de bozmaya çalışıyorum. Benim görevim bu, Nurcuların görevi bu diyor. Yani Risalesi'ne yazmış bunu. Kaynakta duruyor. O ne yapmış peki Mehmet Fırıncı? Mustafa Kemal ile dost gibi anlatmış. Ona dua etmiş, ona dua etmiş. Bunu da indekse koymuş. Tam tersi. Hem de Emir'de alakasına koymuşsun sen bunu. Tam yani onunla alakalı olan mesele içine koymuşsun. Neden bunu yapıyor? Bir muhabbet esnasında açacakları Risale altında adam mesela Kemalist'tir, Atatürkçüdür. Onu kandıracak. Ulan yarın o Atatürkçü bunu öğrendikten sonra ne sahtekar adamsın demeyecek mi sana? Sen beni yani Mustafa Kemal dedin, Said Nursi Dostmos dedin, arka abinden beni kafaladıktan sonra da FETÖ taktiği bu. Sonra başka bir şey söyledi. Bugün ateistler bile dürüstlük arıyor abi. Ya ben de okudum senin kitabını Sen yanlısın. Yani bugün ateistler neredeyse risale son olacak. O hale gelmiş. O kadar ayağa düştü ki herkes artık konuşuyor bu meseleleri. Diğer bir husus. Mehmet Fırıncı konusunu açsınlar baksınlar. İslam şeriatında, fıkhında bir erkeğin bir odaya girip, ya yani bir eve girip kadınları etrafında toplayıp onlara İslam'ı anlatmak, tebliğ yapmak, risale okumak diye bir şey yok kadınlar böyle işte güzel güzel giyinecekler vesaire. Çarşaf da yok yani. Onun karşısına geçecek. İstersen 500 yaşında ol. Değil 100 yaşında. 500 yaşında ihtiyar dede ol. Kadınları toplayıp böyle bir şey yapamazsın. Cevaz vermek gibi olur. Senin yetiştirdiğin adamlar da aynısını yapar. Mehmet Fırıncı'ya dedim ki sen Beyzuman'ın talebesi değilsin. Olamazsın. Çünkü Beyzuman'ın talebesinin bir özelliği var. Yalan asla söylemezler. Canını al. Hiçbir Nurcu'ya yalan söyletemezsin abi. Mümkün değil ya. Hani tehdit et şunu yapacağım bunu yapacağım. Silah daya kafasına yalan söylememe gibi bir özellikleri vardır. Yani sıkışınca da yalan söylemezler. Hani bazı sıkışınca tevil ama Nurcu'nun özelliği sıkıştığı yerde de yalan söylemez. Pat diye doğruyu konuşur. Sebebi şu. Bezuman der ki yalan bir lafzı kafirdir der. Yani Nurcu yalan söyle zaman ben kafir olurum korkusu vardır. Lafız kafirdir çünkü ya kafirler yalan söyler der ve yalana tenezzül etmezler. Ve lemaatta okumuşlardır Nur talebeleri. Üstad diyor ki yalana fetva yoktur. Mehmet Fırıncı nerede yalan söylemiş? Demiş ki zaman Said Nursi benim evimde kaldı demiş. Karısı Meridir onun. Şükran Vahid adı altında. İngilizce'de de bütün kitapları koymuş benim evimde kaldı diye. Ben okudum bunları yayınladım. Biz de yıllarca inandık. Aa zaman bunun evinde kalmış, hürmet etmiş filan filan diye. Ahmet Akgündüz ne diyor? Fethullah Gülen e diyor? Kafir diyemezsin. Münafık diyemezsin. Zındık diyemezsin. FETÖ'cülere de diyemezsin diyor. Halbuki İsmail Han hocalarından tut. Birçok ehli sünnet hoca Kafir, zındık, münafıkı söylüyor. Merhum Ömer Dengöloğlu hocamız gavur diye bağırdı FETÖ'ye. Değil mi? FETÖ'cülere de bağırdı aynı şekilde. Ebu Bekir Sivil Hoca ortada. Mürtettir diyor. Bu kadar ulemaya karşı alıyor. Risale-i Nur maskesiyle onu Müslüman gibi savunmaya çalışıyor. Buna kimse karşı çıkmıyor. Savunamıyor mı? Ya? Abi Ahmet Hakkınız'a bir bak. Risale-i Nur elinde olan insanlar Fethullah Gülen'in Müslüman olduğunu savunmaya başladılar. Aldatıyor çünkü. O insanın haberi yok neyi savunduklarını. Fethullah Gülen katıksız damgalı kafirdir yani. Cebrail gelse parti kursa diyalog minyalog dolu. Yani el fazla küfür dolu var yani. Peygamberimizi görsem böyle dese ben böyle diyeceğim falan. Hepsi el fazla küfür. Ya FETÖ'cüler de onu kabul yani o da kafir olur. Yani bunun şey yok ki irtidat. Ve FETÖ'nün Müslüman oluşunu nasıl savunuyorlar biliyor musun? Said'i bilenler bilir ki mümkün oldukça tekfirden çekinir. Sarih küfrü görse bilmem ne yapsa üstü zannederdi. Üstadın sözüyle FETÖ'nün Müslümanlığını savunmaya çalışıyorlar. FETÖ bir defa oldum olası kafir bir adamdı. 15 Temmuz 2016'dan itibaren diyor. Hayır. Daha önceden de bu adam irtizad etmişti. Görüşleri vesaireyle. Dolayısıyla bir kafirin Beyzoman'ı sevmesi mümkün değil. Yaptığı iş her şey takıyor. Türkiye seviyor muydu? Dünyanın her yerine okul açmadı mı? Türk bayrağını dalgalandırdı mı? Peki ne yaptı? Türk bayrağı ile adı altında gitti. Her gittiği yerde terörist yetiştirdi. Şimdi Türkiye seviyor diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Ve en büyük ne yaptı? Kendi çoluk çocuğunu askeriye de sana bana namluları döndürttü. Seviyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu adam münafık da diyemeyiz. Çünkü o dönem münafıklığını yaptı. Ama artık küfrü ortaya çıktı. Kamuoyu bildi. Bu adam artık münafık olması için şey olması lazım. Müslümana da yanaşması lazım kafire de. Şu anda onu yapamıyor ki. Olduğu gibi kafirlerin haçlıların kucağında kaldı. Hangi Müslüman sahip çıkıyor bugün? Yeryüzünde ben Müslümanım deyip de FETÖ'ye kucak açan kim var abi? Mümkün mü? Dolayısıyla artık irtidat etmiştir yani. Ortaya da çıkmıştır. Yani münafık gizlidir yani bilinmez. Ancak ahirette biliriz. Zaten İslam'da o vardır abi. Biz insanı münafık değil bilemeyiz. O ahirette belli olur. Ama zahire bakıp mümindir ya da mürtettir. Bunu diyebiliriz yani şer'an. Ha, bunda bir fazilet var mı birini tekfir etmekte? Yok. Ama kamuya mal olmuş, insan hukukuna tecavüz etmiş. İnsanları açıktan bir şekilde reddetmek için millete doğruyu anlatmak adına söylersin. Bu tartışma biz ortaya çıkarmadık ki. Millet zaten neyin ne olduğunu biliyor. 15 Temmuz 2020. Yani şundan daha bir ay, bir buçuk ay öncesine açıklama yaptı Ahmet Akgündüz. Fethullah Gülen'in ve FETÖ'cülerin Müslüman olduğunu. Hatta Mustafa Kavurmacı gibi bir terörist FETÖ'cüyü de evliya ilan etti. Nerede bu savcılar ya? Nerede bu hakim? Nerede bu devlet derler ya yani? Adam teröristi övüyor ya. 10 sene e, hapse girmiş Mustafa Kavurmacı denen terörist. Diyor ki evliya Allah'tandır diyor. Ona 10 on seneye mahkum eden hakimleri Müslümanım diyen yapmaz bunu diyor. Kamuoyu beyanı bu he. Ayasofya açılacak. Ahmet Akgündüz bakıp Nurcu maskesiyle yapıyorlar. Diyor ki yarısı kilis olsun yarısı cami olsun Sayın Cumhurbaşkanım diyor. <laughs> Bu adama sen nasıl zındık demeyeceksin şimdi? Yazısı ortada. Milli Eğitim Bakanı tehdit ediyor. Bak yine Nurcu titriyle yapıyor. Milli Eğitim Bakanı diyor bir tane mazlumun diyor, işler acısı halini söyledim diyor. Bunu düzeltmezsen diyor. Milli Eğitim Bakanı komisyon kirli ilişkilerinizi açıklayacağım diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Hakan Fidan'ı tehdit ediyor abi. yazısı orada. Nurcular nerede? Hani Nur talebeleri bunu reddediyor zaten. Kabul etmiyor. Ne dedi Hakan Fidan'a? Dedi yurt dışında dedi güzel operasyon yaparken Türkiye'de mazlumlara zulüm ediyorsun sen diyor. Sen diyor işte hakimlere, savcılara dosya veriyorsun bilmem ne yapıyorsun. MIT'in raporları hukukta delil olmaz diyor. Sen yani gerizekalı mısın? Ahmak mısın? Sen kimsin? Sen Milli İstihbarat Teşkilatı'nı nasıl bu millete, bu, ha, bu vatandaşlara zalim anlatırsın? O kadar mahkum FEDÖ'cü şimdi senin lafını delil alıp verecek. Bir de senin böyle bilgi sahip olman için senin MIT'in üstüne daha başka bir kurum olman lazım. O seni mid seni olması lazım ki onu denetleyebiliyor bilmiş olman lazım ki böyle bir yorum yapasın. Hollanda'dan mı bunları konuşuyor cesaretleniyor? Burada mı konuşuyor anlamadım. Ama ben bunları reddediyorum. Bunları kabul eden ve kendine nurcu diyen insan nurculuğunu da reddediyorum. Zaten savunamıyorlar. Anlatabildim mi? Var yeni nesilciler falan gruplar var. Onları da anlatacağım neden diye. Sadece o değil. Hamidiye diye ilim kültür vakfı var şurada. FETÖ gibi yabancı isparat servise bilmem ne yaptı diye kamuoyuna beğen verdi. Ulan madem böyle bir suçu varsa git suç, suç durusunda bulun belgeleri ver. Eğer diyor benim hakkında yazdığınız yazıyı silerseniz diyor ayıbınızı örteceğim. Silmezseniz diyor sizi diyor bütün pisliklerinizi dökeceğim. Ulan suçun vatana millet yaptığı bir ihanet varsa senin arandaki pazarlık konusu niye yapıyorsun sen bunu? Varsa suç ihbar et. Yoksa söyleme. Kamuoyuna ilan ediyorsun. Netice itibariyle Ahmet hakkını izlediğin adamın kariyerine bakıyorsun. İşte 86, 87'de, 93'te de profesör olmuş. Hızlandırılmış profesör. 3 sene 5 sene profesör oluyor. Tezi hala tartışmalı. BBC'de de haber çıktı. Ya aldı tezle çalıntı. Aynı adamların oturduğu tezgaha bakıyorum. Bu tezgahlardan kimler yetişiyor? Şimdi ona bakalım. Mesela, mesela okuyorsun bir program var mesela. Suffa Vakfı diye bir vakıf var. Tabii bütün kurumları, bütün cemaatleri, içindeki herkesi suçlayamayız. Ama nasıl suçlarım ben? Ben bunlar açıldıktan sonra içinizden, bünyenizden bu pisliği atmazsanız o suç artık Ortaksınız Sizi de suçlarım. Ama şu anda öğrendin tepkini koyacaksın o bünyedeysen. Suffa. Sorularla İslamiyet diye bir sesi var. Ya Diyanet niye denetlemiyor bunları? FETÖ övüyor, e FETÖ'yü sen 2020 olmuş FETÖ övüyor. Kaç dilde? 35 dilde. Yabancı dillerde FETÖ övüyor. Az önce sana gösterdim. Sorularla İslamiyet diye bir site var. İndiriyorsun Google Play'den. Benim telefon zaten 2019 model. Huawei. E, 2020'de indirdim o programı. Eski diyemez. Şu anda baktım. E, FETÖ duruyor. FETÖ'cü Abdullah Aymaz duruyor. Suat Yıldırım duruyor. Bütün FETÖ'cüler var referansında. Nasıl yani? Yani site, zaten evet. geçmişin öyle olduğunu biliyoruz da. Bütün referanslar hala duruyor. Şimdi Türkçe'de var mı bu? Türkçe'de de var. Allah Allah. Tabii Suat Yıldırımlar, Abdullah Aymazlar ama sildiler. Ben güncellemiyorum bilerek. Güncelledi mi gider çünkü sildiler. Benim için silip silmemesi sufan önemli değil ki. Benim için önemli olan şu. Darbeden kaç sene geçmiş? Dört sene geçmiş yabancılar onlar, okuyanlar araştıranlar bunları görüp referans alıyor sizi. Bilmeyenler var. Tetkik edemiyor. Kaç dilde var? Böyle öve. İngilizce yetiyor zaten. Diğer dillerde de indir aynı şekilde duruyor. Temizlediler ama. Şu an sorun İngilizce şu. Var mı? Şu, an. şu şu anda sildiler. Ben tepki koyduktan sonra sildiler. Hatta orada bir çolak mı bir adam var işte demiş ki "Güya benle görüşmüş. Bizi uyarmış. Ben dinlememişim. Islah olsun filan." Ona da reddiye verdim. Hayatımda hiç görüşmediğim bir adam. Görüştüm diye yalan söylüyor. Yani bunların özelliği odur abi. FETÖ'cülerin de özellikle. Bunlar da hemen hemen aynı. Benziyor yani. Çok rahat yalan konuşuyorlar. İspat edemeyecekleri şeyi koyuyorlar. Eğer tutturamazsa bir kul takıyorlar. Millet algı var ya. Algı neyse onu vuruyorlar. Ama Sorular İslam Lisesi'ndeki problemler o değil ki. Yıllarca Nur Penceresi adı altında FETÖ'nün videoları var. Olay şudur. Reisi Cumhur'u her seferde diyor ki o da gel hocam demişti de saldırıyorlar ya. Ha dur reisi saldıramazsın. Çünkü FETÖ Tayyip Erdoğan'ın en büyük düşmanı değil mi? Tayyip Erdoğan da reis Cumhurumuzu FETÖ'nün en büyük düşmanı. Peki ne dedi FETÖ? Ta dük 95-96 senelerinde diyor. Belediye başkanlığı döneminde diyor. Beni geldi ziyaret ediyor. indi asansöre dedi ki diyor, önce bunu bitirmek lazım. Kafaya koymuş reis Cumhur. Çünkü niye? FETÖ devlete sızmadı. FETÖ devlet ele geçirmiş. Tayyip FETÖ'ye sızdı. Fa Tayyip Erdoğan reis Cumhurumuz devleti FETÖ'den temizlemeye çalıştı. Ve bunu itiraf eden FETÖ olduğunu göre göre reis suçluyorsun. Hayır siz suçlusunuz. Niye? Yıllarca siz bu millete FETÖ'yü övdünüz. Mesela şöyle söyleyeyim. Fethullah Gülen'e evliyadır, evliya Allah'tır, velidir diye tabular yıkılıyor diye bir kitabı rahmet hakkın yüzüm. Sayfalarca FETÖ'yü Allah dostu veli evliya tanıtmış. Ben dışarıdan sade bir vatandaşım. Gönlümde de bir boşluk var. Ha bir Allah dostu arıyorum, evliya arıyorum. Derken bana dediler ki ya bir tane hoca var ki bir tane evliya bulmuş. Fethullah Gülen e evliyaymış güya. Bunun kitabını oku, tamam FETÖ'cü olalım. Ne oldu? Ahmet Akgünüz'le Nurcu adı altında, sahte Nurcudur o, inanan bir insan gitti FETÖ'cü oldu. Yıllarca İslam'a adam değildi, FETÖ'ye adam devşirdi. Ben dedim hapishanedeki FETÖ'cülere, siz dedim hapishanede savunmanıza deyin ki, biz FETÖ'yü tanımazdık. Ahmet Akgünüz kitaplarını evliya deyince, hayatımızda bir evliyaya tabi olduk zannettik. Onu, onu referans alarak. Ama biz onun lafıyla FETÖ'yü evliya zannettik, terörist çıktı, biz hapse girdik. Bize FETÖ'yü evliya tanıtan, kitaplarına yazan, bunun için yeminler veren adamlar da sokakta serbest geziyor. Bir de utanmadan reisi cumhura ayar veriyor, öbürüne ayar veriyor, öbürüne bir... Şimdi de diyor, neden şimdi FETÖ'ye Müslüman diyor anladın mı? Çünkü vicdan yapıyor. Ulan diyor bu kadar milleti FETÖ'cü yaptım, yıllarca referans oldum. Ben referans olduğum için bunlar benim yüzümden FETÖ'cü oldu, ben dışarıdayım. Bari Müslüman diyeyim de kurtaralım onları da falan diye. Yani başka bir izahı yok. Anlatabiliyor muyum? Tartışamazlar, konuşamazlar, karşımıza çıkamazlar, her neyse. Ahmet Akkuncu meselesi öyle. Fırıncı meselesi de öyle. Mesela Bezuman Hazreti için uydurma bir hikaye anlatmışlar. Bunu Risale-i içine koymuş. Sufa Vakfı. Ona da reddiye verdim. Belgesiyle gösterdim. Biraz bunu okuduğum zaman sinirim opladı. Diyor ki tanıyanların dilinden Bezuman diye koymuşlar Sufa Vakfı Salonur Puram'ın içine. Bezuman Hazreti evli arkadaşın evinde kalıyormuş. 8-9 mı ne kalmış yani? Bak ifadeye bak abi. Beni dinleyen arkadaşlar bu söylediğimden sonra şey yapmasınlar yani bu kadar da değildi bunun belgeleri var. Yani YouTube kanalıma girsinler araştırma yazar Süleyman yasak deniz. Orada belgeledim. Yani bunların hiçbiri suç değil. Ben bu veriler onlardan aldım ha. Kamuoyu açık bilgiler bunlar. Özel usparaçık oynamıyorum. Kamuoyuna ilan etmişsin sen bunu. Ben de buna fikrimi söylüyorum, reyimi kullanıyorum. o zaman hazır evinde kalıyormuş. Ondan sonra arkadaşının karısına demiş ki seni elini tutacağım demiş cennete gideceğiz beraber. Cennete gidersem seni de götüreceğim diye el alemin karısına elini tutacağım, cennete götüreceğim dediğin zaman adam ne der? Ona yemişim hocaların der, katil olursun. Biri senin karına hoca getirse eve bunu yapsa ya da biri benim karıma gelse ya bacım elinden tutacağım, seni cennete götüreceğim. Bir defa dinen caiz değil ki. Kim kimin eşiyse nikahlısıyla o onun eline tutup gider. Hocası elinden karının tutup cennete kurisi yapacak onu? Bunu Bediüzzaman Hazretleri atıyorlar bu iftirayı. Kim atıyor? İşte Suffa Vakfı. Belgeledim. Sildi, sildi. Silsem bana ne? Çık özür dile. Biz böyle bir iftirayı Beyzuman attık de. Lan Zaman Hazretleri bir tane kadına dönüp bakmamış ya. Tahir Paşa'nın konağında kalmış. Hiçbir kızın adını bilmiyor. Arkadaşları tecrübe etmiş kayıttan giderken Rum Ermeni kızına bakacak mı diye bakmamış. İlmin izzeti baktırmaz demiş. Siz baktınız ne kazandınız? Ben bakmadım ne kaybettim demiş yani. Böyle bir edep timsali, takva timsali. Asla bir defa kadına bakmamış. O hikayenin sonunda ne diyor biliyor musun? Güya kadın Çorapsız diyor Bevzuman yanına girdi diyor. Bevzuman Hazreti tabi çorapsız kadın gelince fark etti. Evden terk etti diyor. Yuh. Şimdi ne çorabı? Kilolu çorap mı? Kilosuz çorap mı şimdi? Adamın aklı ne düşürüyorsun? Ve sen bunu bu millete hangi maslahatta zaman arkadaşın evinde kaldı? Bir erkek var. Karısı var. Üçüncü de bu. Ve karısının çorapsız girdiği için evi terk etti diyorsun. İşte zaman sarı çıkarmış. Bunu çocukların beline sar demiş. Sonra çocuğu olmamış bu kadının çocuğu olmuş. Böyle büyük akaretler yapılır mı? Yapılıyor. E şimdi bunu ben söylemeyeyim mi? Konuşmayayım mı? Bu fitne mi? Tam tersi. Bunu ortaya çıkarıyorum. Neticede Suffa diye bir nurculuk yok mesela. Niye? Vekil varisi yok peşinde. Yani buna bakın. Nur talebeleri Bezuman'dan sonra şeydir. Vekil varisler vardır. Vekil varisinin dışında olanların tamamı abi Aynen. din hainidir. Din hainidir yani yani zamanı ihanet etmişlerdir. Bezoman'a yazı ifadesi çok ağırdır ama. Bunlar madem kendine şefkatli üstadlarına hainlik yaptılar, elbette çok alçaktılar. Bezoman'ın sözdür bu. Merhamete değil, tahkire layıktır. Yani hakaret edin diyor Bezoman Hazretleri bunlara. Hakaret edin, layıktır. Çünkü niye? Bunlar diyor kaç defa diyor benden ders aldıkları halde bile bile diyor. Yılan gibi diyor sokmaktan zehir alıyorlar diyor. Ve diyor kafir Rus'un bana yapmadığını diyor. Bana dost gözüken bu münafıklar yaptı diyor kendi ifadeleri bir zaman hazır. bakın. Şimdi ben burada Risale-i Nur'un hukukunu, abilerin hukukunu söylemek zorundayım. Kitapta ne varsa onu söylüyorum. İsteyen istediği programda, istediği yerde kamuoyuna açık belgelerle. Öyle ben kuru sık atmayı sevmem. Belgelerle tartışırım. Yok böyle bir şey. Bezman Hazretleri diyor ki Risale-i Nur hocası Risale-i Nur'dur diyor. Yani ne diyor? Ben kitaplarımda diyor belli meseleleri belli kitaplara paylaştırdım. Namaz ait bir mesele hemen hemen bütün 130 parça kitaplara koydum. Sen namaz ait bir meseleyi eğer beni referans vererek anlatmak istiyorsan benim anlattığım şekilde göster diyor. Bunda problem yok. Ama sen benim cümlemi okuyup kendi sermayen ile kafandaki bilgilerle anlatırsan buna iznim yok diyor. Bak şartlı. Bu budur yani. Tefsirde de öyledir. Her bir ayet biliyorsun diğerini izah eder. Hadisleri kullanmak zorundasındır yani. Filanca böyle dedi diyemezsin. Bunun usulü bu. Adam ne yapıyor abi? Açıyor. Sözler köşkü diyor abi. Aa, ona da gelelim. Fatih Yağcı meselesi. E, ablası, eniştesi, FETÖ firaresi. Yamanlar Koleji mezunu. Bir insanın ablası veyahut da kardeşi, abisi sorumlu mu? Onu suçlu yapmaz. Evet. Fakat, fakat bu yapıdan ayrılan gençler var. Yani aşağı yukarı bir 15-20 tane genç. Fatih Yağcı'nın kankaları bunlar derneğin kuruluşunda beraber olmuşlar, İzmir'de beraber olmuşlar. Bunların ittifak ederek, yani bir tane iki tane değil, 15'inde ittifak ederek anlattığı kamuoyuna ihbarları var. Risale Haberi bunlar yazıldı. Washington'da kurulacak bir şey. Mesela 17-25'ten sonra arkadaşlar Hoca Efendi'yi bitirmek istiyorlar diyor Fatih Yağcı. Anladım da 17-25'ten sonra ipler kopuyor. İpler kopuyor. Evet. Bu onu söylüyor ama. Mesela Mehmet Yıldız, Hayalhanem. O, kim? o şu an o da bir hayalhanem derneği. O da nurculuk adına çıkmış evet. bir adam. O da Körfez'de yine FETÖ'nün ayrı bir okulu mezunu. Rıdvan Hava'ya sonra ihbar etti kamuoyuna. Dedi ki bu Sözler Köşkü derneği İzmir'deyken FETÖ'nün vaazdan izletirdi bize diyor. Bunlar terk edilmek zorunda. Gizli işlenen günah gizli tövbe edilir. Açıktan işlenen günah açıktan tövbe edilir. Bu adamlar tövbe ettiyse şayet kamuoyunda bunu kimse duymadı. Sen duydun mu yok, ben duydum mu yok. Bu kişilerin FETÖ aleyhinde bir propagandasını da bulamazsın. Bak lehinde var geçmişlerinde. Ama 15 Temmuz'dan sonra da en ufak FETÖ aleyhinde bir propagandası yoktur. Söylemleri yoktur, mücadelesi yoktur. Zaten söyledim mi? Neden? Mı? Neden yapmıyor peki FETÖ'ye karşı mücadele? Onu söyleyeyim. Bunlar yurt dışına açılıyor ya. Almanya'ya açılıyor, Belçika'ya, Hollanda'ya her yere açılıyorlar. Oralarda çok fazla FETÖ'cü var. Okulları var vesaire. Eğer buradayken FETÖ aleyhi faaliyet yaparsa yurt dışındayken işlerimize taş koyarlar diyor. Direkti Recep Tayyip söylüyorsun var. ama elinde bir delil. Tabi hepsi ispatı. var mı? Top 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 hepsi elinde. Araştırmacı yazar Süleyman Yasin Akdeniz sayfasına girsinler. Bunlar orada var. Onun dışında Risale Haberi.com sitesine girsinler. Orada da bunlar yayınlandı. Bu ihbar eden gençlerin sözleriyle ortadadır. İkincisi? Onlar konuştu mu? Konuştu. Hepsi ihbarcı oldu. Hatta sana mikrofon tutup hep sana röportaj verir. Allah ım. Top top YouTube'a girsinler. Milli Birlik Teşkilatı diye bir teşkilat çıktı. O teşkilat çıktı ama bana da çok saldırdılar. İşte Cemil Tokpınar üzerinden. Halbuki Cemil Tokpınar dedikler adam Mehmet Fırıncı'nın personeliydi. Yani ondan hesap soracaksın. Bana niye hesap soruyorsun? Biz hepsine reddiye vermişiz. Ben 2014 senesinde Temmuz ayı olması gerekiyor. Ramazan ilk günleriydi. STV'ye çıktım. Bir telefon açtılar beni. STV çağırdılar. En güçlü dönem var. Sözleri her yerde ötüyor yani. Borular ötüyor. O dönemden bahsediyorum. Beni aradılar. Dediler ki Ramazan programı yapacağız diye. Ben de dedim ki tarihi bir fırsat elime geçti. FETÖ'nün kanalına çıkacağım eylem yapacağım. Ne yapacağım? Hak hakikatı onların mekanını basıp orada haykırmak gibi. Düşünsene canlı yayındasın. Onlar seni keşfedememişler. Zannediyorlar ki sadece dinden, imandan konuşan bir hoca, genç bir hoca zannediyorlar. Bilmiyorlar bu konularda haber olduğunu. Biraz da tipe kanmışlar, sakal falan var. Demişler ki bu adam muhterem bize bir şey yapmaz. Beni çıkarlar abi yayına. O dönem var ya canlı yayında çıktım. Bunların yaptıklarını patır patır suratlarına söyledim. FETÖ pensiyen de beni izliyor yani. Ne dedim? Sanuru sadeleştirdi FETÖ. Bu sadeleştirmeye karşı çıktım. Özüm Hazretleri'nin talebelerini savundum. Diyanetin risale Nur basmasına tepkililerdi. Bu konuda Diyanet'i savundum. Hükümeti savundum. Ertesi gün zaten provokatör diye haberim çıktı. Mücadelemi yapmışım. Kamuoyu şahit olmuş. Şimdi beni Cemil Tokpınar'dan vuramazsın. O nikah 2011'e ait. Ne nikah? Ya, evliliğimi nikahta konuşma yapmış gelmiş. Anlatabilir mi? O konuşma yaptığı resmi bulmuşlar diyor ki Yasin de böyle fetöcü bilmem ne. Hadi ki sen diyelim bunlara inandım misal. Ne yapman lazım 2013'ten sonra? Abi zaten bunlara kananlar, bunlara evet. inananlar, bunları tezgahına çalışanlar, yapması gerekenler, istisnası hepsi. Ben bununla alakam yok. Hükümetten destekliyorum demekle kurtulamazlar, sıyrılamazlar. Feveran edecekler. Diyecekler ki FETÖ böyle haindir, böyle kafirdir, böyle zınlıktır. Bundan sonra hayatımı bunlara mücadele için adıyorum. Niye? Bugüne kadar işlediğim günahların kefareti bu olacaktır diye reddetmesi lazım. Yapabilirler mi? Yapmazlar. Yapmışlar mı? Yapmamışlardı. Peki ben geçmişi FETÖ olan birini bugün nasıl güveneceğim? Ne yapmış da güvenmem için? Tam tersi Fatih Hacı dediğin adamın ifşaları çıktı. O ifşayı da ben çıkarmadım ki. Birçok kızla aşına fişne işler olmuş. Almış muhakkak. Oraya gireceğiz. Neyse, neyse girmeyeceğim. Orası ayıp şeyler. Onlar ha. kendisi ortaya sızdırmışlar. Sonuçta o sohbetleri sadece kızlara yapıyor. Erkek yok ki. Ve gece sohbeti açmış. Gece onlarda, on birlerde. Hüseyin Çevik Hoca. bak Baksınlar. Reddiye verdi. Şimdi ne biz... diyor orada? Kadınlara almış karşısında. Anlatıyor. İşte. Affedersiniz. osuruk, mosurup diyor yani. Bu kadar kötü videoları var. E şimdi ve bunları Mehmet Fırıncı'ya geleceğim. Ben ona bakmam reis. Ben neye bakarım biliyor musun? Vatana ihanet var mı bu işin içinde? Tek mevzum vatan baba. Sen bana ondan bahset. Mevzulara girme reis. Şöyle yapmış, bilmem Abi, ne yapmış. O beni ihanet, ilgilendirmez. Ihanet devlete karşı ihanet var mı? Onu konuşalım. Abi ihanet nedir biliyor musun? Önce imana, İslam'a karşı ihanetten başlar. Evet. İmana, İslam'a ihanet yapan bir adam devlete, vatana, millete hukuk bir hukuku tanımaz. Yani vatana sahip çıkan insana Allah korkusu olur. iman korkusu İnsan olur. günahkar olabilir. Bunların elinde bir hakikat var. Ayet var, hadis var, tefsir var. Orada yazanları okuduğu halde bile bile onların tam tersini insanlara lanse ediyorlar. Anlatabildim mi? İhanet burada başlıyor. Peki bunlar vatana, devlete ihanet nasıl etmişler? Geçmişleri değil mi? Olduğu gibi FETÖ desteklemişler. Bu ortaya çıktıktan sonra da FETÖ ile arayı bozmamışlar. Neden bozmuşlar? Yani nasıl nereden biliyorum? Ortada yaptığı icraatlara bakarım ben. Bozmuş mu bozmamış mı diye. Yüzlerce vatandaş yazmış bunlara işte FETÖ'ye bir tane bir reddiye verin diye. FETÖ'ye reddiye bile vermemişler. Yok dokunmazlar FETÖ'ye. Girmezler. Yani şöyle bir zihniyet var. Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan gidecek. Elbet gidecek. 3 sene 5 sene. Buna inanıyorlar. Yerine işte Davutoğlu biliyorsun Davutoğlu meselesine konuştuk. Millet o zaman bizi inkar etti. Yalanladı. 6 ay sonra sen beni aradın ya ya Yasin. Zedin çıktı. Ben ne dedim o zaman? Bunların dedim Akşener'le dirsek teması var. Selim Tamurcu yani ne dedi? İnkar etti. İnkar etti. E çıktı. Şimdi sevişiyorlar. Reyze. He, çıktı bir ama şey o zaman bana inkar etmişti. Ya bizim söylediğimiz sözler 6 ay, 1 sene, 10 sene fark sürmez. Yine çıkacak. Çünkü ben tespit söylüyorum. Reis Cumhur gidecek diyor. Ondan sonra zaten biz diyor tezgah bizimdir diyor. Asıl mesele şu. Ben neden bu kadar kendimi ortaya çıkarıp bir anda böyle bunlarla uğraşmaya başladım? Derdim şu. Hüsnü Bayramoğlu abi ...Bezum Hazretleri'nin son vekil varisidir. Bunun aleyhinde, vekil ve varisliğine aleyhinde tartışma açtılar. Vasiyet var ya, Sungur abi açamamışsın, Abdullah Yeni abi açamamışsın, diğer abiler hepsi vefat edince abi yalnız buldular, başladılar anlatmaya. Diyor ki, isim isim verelim mesela, Ahmet Ay, Ümit Şimşek, Metin Karabaşoğlu, Kemal Benek. Bunlar Risale Haber yazı adı altında, Ümit Şimşek bilmem ne, bunlar bir çete gibi. Ne kadar Bezum hakkında yalan varsa, hile varsa köşeye kapmışlar medya gücünü almışlar. Ne kadar yalan varsa. Hable zehirlerler milleti. Şu demek, bu demek, bu demek, şu demek. Ya şimdi bir defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu tartışılır mı? Bitti yani. Sahabe ikramı tartışabilir misin abi? Tartışamazsın. Evliya bunlar şeydir, kemikleşmiştir. Bey zaman kemikleşmiştir. kitabı orta tartışamazsın. Bitmiştir yani. Kabul edersin, etmezsin. Beğenirsin mi? Bunlar ne yapıyor abi? Şunu demek istedi, bunu demek istedi. Şu Halbuki Bey zaman diyor ki dördün şu anın başında benim eserlerim diyor diğer kitaplara muhalif olarak diyor perdeli gider. Bana tam tevafuk eden beni anlar. Yani benim empati kurman lazım. Sen Beyzoman anlama için bezoma bilmen lazım, tanıman lazım. Ya o adam vekil varis bırakmış. Vekil de dinlemek gerekmez, varis dinlemek gerekmez. Bunu neden söylüyor musun? Çünkü vekil varisler Recep Tayyip Erdoğan diyor abi. Din namına destekleyin, İslam namına destekleyin diyor. Bundan rahatsız oluyorlar abi. Siyasete bulaş e, siyaset meselesi değil ki ortada. Asıl karın ağrıları bu. Varis kim reis pekala? bunların birçok isimleri var. Vefat edenlerle vesaire var ama en son en çok bilinen Hüseyin Altınbaşak'tır. Mustafa Sungur abidir. Abdullah abidir. Ahmet Aytemir abidir. Salih Özcan abidir. Sait Özdemir abidir. Şu anda Hüsnü Bayramoğlu abi var. Bak Mehmet Fırıncı söylemedim. Mehmet Fırıncı'nın adı zaten Mehmet Fırıncı da değil. Mehmet Nuri Güleç. Tam fırıncılık yapmış herhalde. Oradan lakap almış. Mehmet Fırıncı'nın az önce bir yalanından bahsettim ya. Bezuman benim evimde kaldı diyor. Bezuman'ın onun evinde kalmadığının ispatını Ahmet Akgündüz çıkardı kitaplarında. Nasıl olmuş biliyor musun? Ve zaman İstanbul'a ev arıyor. O da demiş ki benim babamın oturduğu bir ev var. Kiracıydık. O evi terk ettik çıktık. Burada boş bir daire var gel buraya bak. Bezuman hadi bakalım diyor gidiyor. Evin sahibi Fethi Uras. Bak isim veriyorum. Eğer Bezuman talebesi evde kalmakla oluyorsa ev sahibi Fethi Uras. Fırıncı nereden çıktı? Fethi Uras evin sahibi diyor ki Bezuman'a tamam diyor sana diyor 80 liraya evi vereyim. Ama diyor bir peşinatta fazladan alırım diyor. Bir peşinatta yani diyor depozit bir peşinatta alıyor 80 lira. Fethi Uras. Yıllarca Mehmet Fırıncı istismar ederek Bezuman benim evimde kaldı diyor. E Fethi Uras kalmış belge ortada. Sen bu yalana neye dayandın? Nüfus yapmaya çalışıyor. Ve Zübeyir abi yanına gidiyor. Nur hareketini yapacağı devrimlerden bahsediyor özetle. Bu ses kaydını da attım ben. Rüştü Tafralı abi anlatıyor. Allah rahmet eylesin. Bir de baktım e, cenazesine de gelmiş orada. Ulan dedim ya. Hani derler ya katili şey cenazeye gelmiş taziye veriyor. O kadar içim Senin ne için var cenazede? Rüştü Tafralı abi seni günah kadar sevmezdi yani. Mehmet Fırıncı. Hiç sevmezdi. Senin hakkındaki bütün yalanları çarşaf çarşaf anlatan Rüştü Tafralı abiydi. Bunu anlatıyoruz ya cemaati biliyorsunuz. Ortada bir cemaat mi var? Yalandan cemaat mi olur? Yalanla İslam mı anlatılır? İngilizce risalelerde tarif etmiş abi. Şükran Vahide eşi. Mary İngiliz'dir o. Tamam mı? Tarif etmiş. Allah'a ait bütün isimleri silmiş abi külliyat şeyden İngilizce'de. Nasıl Ya Allah ismini silmiş İngilizcelerde. Peki ne yazıyor? İşte başka ona benzer tanrı manrı filan yani Allah yazması gerekiyor. Bezumunuz Allah diyor. Yahudi isimlerini silmiş. insan diye çevirmiş. Yahudi yazıyor ya. Allah. İnsan diye çevirmiş. Birçok tarifat var. Yani tercümeyi düzgün yapmamış. Bunu uyarılıyor. Cemaat abiler ve uyarıyor. Bunu düzelt diye özür deyip düzelteceğine aynı şekilde devam ediyor. Hatıralarla savunuyorlar. İşte siz çekemiyorsunuz, kıskanıyorsunuz. İslamiyet ciddi bir şeydir. Ortada bir yalan, bir sorun varsa bunu temizleyeceksin. E, ee, Mimar Sinan bir kıssası anlatılır ya, cami yapmış, çocuğun biri demiş ki bu minare yamuk. İtiraz etmemiş ki ya düzgün yaptım diye. Hemen çocuğu yanına almış, halat gerdirmiş minareye, çektirmiş, çektirmiş, çocuğu düzeldi diyene kadar. Çocuk hani düzeldi deyince tamam demiş. Faraz'a bu anlatılan hepsi hikaye olsun. Sen bu işi düzelt, bu şüpheden, bu vesveseden ümmeti kurtar. Buna da gelmiyor. Şahsi saldırmalar var. İsim isim verebilirim. Bana tehditler geliyor. Bilmem ne konuşturmam. Ailemi arayıp taciz edenler var. İsim isim vermenin hepsi var. Hani siz ehli tahkiktiniz. Hani kendinizi öyle tanıtıyorsunuz ya biz. Ehli tahkikiz. İspata, delile bakın. Alın size bir çuval delil gösteriyorum. Beni ikna et. Deliller ortada. Yaptığınız şey ortada. Mesela Hüsnü Bayramoğlu abin diyor ki Yeni asediye bir nurculuk yoktur diyor. E tamam sen niye reddetmiyorsun? Niye bunun mücadelesini vermiyorsun? Lugatmel koyma demiş. Ya da ne bileyim işte sözler köşkü diye bir nurculuk yok demiş. Hayal annem demiş. Çay bunlar nedir demiş. Bunları duyurmuş. Ben neden ayağa kalktım onu söyleyeceğim. Yani bunları niye bugün anlatıyorum? Niye düne kadar sustum? Sebebi şuydu. İnsanlara anlatarak, tebliğ yaparak, hakkı hayrı güzel bir tavsiye ederek kendi aramıza bu işi çözebiliriz zannettim. Denedim. Yazdım. Reddiler yazdım. Baktım art niyet var. Yani belgeyi koyuyorsun ya senin şahsına saldırıyor. Mesela sen ortaya güzel bir şey koyuyorsun. Ya diyor Bülent böyledir diyor. İftira atıyor seni çürütmeye çalışıyor. Şahsını çürütecek ki koyduğun belgeyi. Ulan benim şahsım çürük olabilir ama koyduğun belgeye bak o çürük mü? Algı yapıyor. Dedim ha bunlara iyi niyet yok. Bu bir. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi gibi bir çamuriyet. bez Hazretlerine, vekillerine, varislerine ve üstü bayram olan abiye yeni davranan bir 15 günlük, 20 günlük meseledir belki. iftira etti kamuoyuna paylaştı bunu. Bu iftirayı. Yala, Ahmet Hakkın üzerinden Hüsnü abi yalaka demedi mi kalmadı. Vekalet varis savaşları var mı demedi. Yani atmadığı iftira kalmadı. Acaba dedim yani bugün mesela bir Mahmud Efendi Hazretlerine bir küfür etse, bütün cemaat ayağa kalkar Mahmud Efendi'ye sahip çıkar. Hocasına sahip çıkar. Biri annesine babasına küfür etse, millet anasına babasına sahip çıkar. Biri Hazreti Peygamber'e hakaret etse bütün ümmet ayağa kalkar peygambere sahip çıkar. Allah Allah. Bezuman Hazretleri vekil Varis bırakmış. Bezuman Hazretlerine Solcu Cumhuriyet Gazetesi tarafından ve vekil varisine saldırı ve iftiralar atılıyor. Dinliyorum kim müdafaa edecek Bezuman'ı, Risaleleri ve güya bu kadar onu seven, sevdiğini söyleyen insanlar var. Abi bir tanesi müdafaa etmedi davayı. Bir tweetle bile ne diyorsun sen çamuriyet diyemedi abi. O suffadan tut, yeni Asya'sından, yeni nesilinden, tahşiyesinden, Şia Nurcuları diyorum bunlar. Nurcu değil yani. O İran Humeyni olayları var. Onlarda yeni çıktı şimdi. Şia Nurcuları diye ortaya çıkmışlar. Mezzer Hacil grupları var. HDP MDP destekliyor. Abuk subuk gruplar var. İşte bunlar Nurcu değil işte abi. Onu demek istiyorum. Ha, de nurcu var, abi benim anlattığım hakiki Nurcular zaman vekil varisleri o silsile takip edenler. Onlar okuduğu kitaplarda şudur. Hayrat okurlar. O oh, el yazmadır. Sözler yayın evi okurlar. Bak kitaplarından çözerler. İhlas Nur okurlar var yayınlar okurlar, RNK okurlar. Yayın evine baksınlar. Bu yayın evini okudu mu de ki bunlarda sıkıntı yok. Bu yayın evi dışında yeni nesil işte söz, yeni Asya, Şah Damar, Mezzehra, Tahşiye bunlar okuz on diye ki yani bunlar hepsi cemaatle alakası olmayan gruplardır Ama diye. Ama Tahşiye'yi cezaevine atan FETÖ'cüler. Abi hiç fark etmez. İsterse Tahşiye zulmesin, istersen yapmasın. Önemli olan Risale-i Nur. Tahşiye ne yaptı? Risale-i Nur'ları en fazla tahrif eden grup FETÖ'den beterdir onlar tahrifi. Yani FETÖ mirsanlıları daha fazla tahrif etti. Tahşiye mi desen, tahşiye daha günahkar çıkar. Baştan sonra kafasına uydurma uydurma yazmış. Bunu nereden öğrendim ben? Bezumaz'ın talebesi var. Urfa'daydı. Allah ona rahmet eylesin. Kadir Badıllı abi. Nur içinde yazsın. Çok hukukumuz vardı. Yazışırdık, mektuplarda hep elimde duruyor bu belgeler. Badıl abi bu tahşiye cemaati denilen bu yapının ne kadar İslamiyet'e, vatana, millete zararlı bir yapı olduğunu İfhamname diye bir eseriyle, belgeleriyle reddiye verdi. Ortada delil var. Bu reddiye veren kim? Bezumaz Ali'nin bir talebesi Badılla abi vermiş bunu. Diğer abiler bunu onaylamış. Layıkaları like kabul etmez, vekil varisi kabul etmez. Ve bundan çıktığı yere bak. Mustafa Kaplanlar, Bünyamin Ateşler falan Nereden çıkmışlar? Yeni Asya'dan çıkmışlar. Yeni Asya atmış, yapmış? Bezumaz Ali CHP'li ilan etmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ilan etmiş. Nasıl bu araştırma yazar Süleyman Yasaklı'nın sayfasına girsin, orada belgeledim. Zaman, Sayit Nursen çözümler diye kitap yazıyor Yeni Asya. Diyor ki Bezumanın çözümü diyor Cumhuriyet Halk Partisi'dir Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Belgeli var elimde. Vallahi ya belgeli. Çözüm Beyazoman budur diyor. Halbuki ömrü CHP ile mücadeleye geçmiş. CHP'nin yapmadığı zulüm kalmamış. İşte bu tahşiye falan dediğin yapılarda Yeni Asya'dan çıkan tipler zaten. Yani dikkat et yeni nesil hep yeni asyadan çıkma. Hepsinin kökeni orada. Mesela Fatih Ağacı'nın bir ben de videosu var. Orada diyor yani diyor ki Nurcular diyor işte diyor sözler köşkü burada diyor. Yeni Asya nesil burada diyor. Diğerlerini söylemiyor. Biz burada durmuşuz diyor. Yalancısın. Yeni nesil Nurcu mu? Yeni Asya Nurcu mu? Lugat meal koymuş sadım yapmış? Nurcu kim? Tekrar söylüyorum. Beyazman Sayit Nur Hazretleri onun talebeleri, Risale'de isim verdiği vekil varisleri o silsileyi takip eden insanlardan zarar gelmez. Onların özelliği nedir abi? Dinine, sünnete, vatana, millete, bayrağa sadık insanlardır. Ve öyle insanlar yetiştirirler. Asla devlette çarpışmazlar. Devlete muhalefetlik yapmazlar. Varsa bir ateş söndürmeye çalışırlar. Mehmet Fırıncı tövbe istiğfar et bir şey yaptı. ki ben bu millete de bunca sene ihanet etmişim. Ve o zaman benim evimde kalmamış kaldı demişim. Lugat meyal koyma demiş koymuşum. Ve ne diyor biliyor musun? Benim diyor devamım diyor. Fırıncının lafıdır bu. Benim devamım. Bu sözler köşkü diyor. Çay havuz altı bunlardır. Çınaraltı derken. Ona da yeni reddiye verdim. Osman Sungur yeken. Onu da bir arkadaş haber verdi. Kanada'da eğitim aldı gitti geldi falan muhabbeti var. Onu araştırıyorum şu anda. Laf arasında söyleyeceğim. Diyor ki Bezuman talebeleri diyor FETÖ'ye mektup yazdı bilmem ne yazdı diyor. Yalan. 1990 senesinde FETÖ reddiyesi var. Cemaatin bütün abilerini. Bugüne kadar yani ne yapmışlar? FETÖ'ye karşı en güçlü dönemde dahi önce FETÖ'yü frenlemeye çalışmışlar. Durdurmaya, kendi aralarına durdurmaya çalışmışlar. Üstadın yakın talebeleri. Buna muvaffak olamamışlar. FETÖ ne yapmış? kendisi ayrılmış demiş ki ben Nurcu ayrılıyorum demiş. Kaçmak zorunda kalmış çünkü içeride kaldığı müddetçe Heus abiler önünü kesmiş. Bunu yapma caiz değil bu caiz değil. O demiş ya bir gidin demiş ya ben kendi başıma gideceğim diye. Bu sefer ne yapmış? Ayrıldı ya nüfuzu da var. Bu sefer de demişler ki ulan bari oradakileri tutalım bunu destek verip güçlendir hepten başımıza bela yapmasın. 96 yılında Rüştü Tafral abinin reddiyesi var FETÖ'ye. FETÖ, ye. FETÖ ye ne diyor? zaman ne diyor? diyor. Ortada belgeleri. Ve en sonunda ne olmuş? Artık FETÖ kontrolden çıkmış, Risale-i Nurlara dokunmuş, sadeleştirme yapma başlamış. Abilerin tamamı gerçeği söyledi. Dedi ki FETÖ Yahudi'ye çalışıyor. Açık açık söyledi Abdullah Yine abi. Yahudi'ye çalışıyor dedi. Daha ne desin ya? çalışan kafir dedi yani. Sungur abinin bedduası duruyor. Eli bacağı kırılsın diyor FETÖ'ye. Videoları var. Yani abiler zaten duruşları ortada. Fırıncı ne yapmış ya? ya Allah ellerine ateşler salsın falan diye FETÖ beddua etti ya. Bunu A Haber, artık hangi bir kanalda olması lazım fırıncıya soruyorlar ve o zaman talebesiye çıkarmışlar. Gıcık oluyorum ya. Ve zaman ne talebesi ya? Yalancıdan talebe mi olur? Ee, bana diyorlar ya yaşlı öyle hürmet et. Ya ben yalancıya hürmet etmem, benim fıtratımda yok. Önce yalan dedim, özür dilerim, tövbe ediyorum falan diyecek. He öyle ben onu yalanını kabul etmiş olurum, hürmet edersen. Çünkü ehli bidata karşı sert davran diyor. Hadis ya. Sert davran diyor bunlara. Niye hürmet edeyim ben? Allah'a Allah dostlarına hürmet edilir. ahalime hürmet edilir. Sen bu kadar dinime, kitaplarıma, tahrifatta bulun. Zararlar ver. Diyor ki abi, Fethullah Gülen'in bedduasını soruyorlar. Anne şefkatiymiş. FETÖ'nün bir annesinin diyor yavrusunu yaptığı şey gibi diyor. Yani FETÖ annemizmiş, Türkiye'de onun yavrusuymuş. Bezoma talebesi böyle mi konuşur ya? Duruyor bu. Bunu da yayınladım, reddiye verdim. Efendim o eskidendi. O zaman basiret, feraset olmayan bir adamı sen abi diye başımıza dikemezsin. Yani eskiden öyle konuştuysa çıksın özür dilesin. Ben böyle de konuşmakla yanlış yaptım desin. Var mı? Benim en sevmediğim şey pişkinliktir abi. Bunlar kamuoyuna işlenmiş pişkinlikler. E şimdi ehli iman bunu görmüyor mu abi? Müslümanlar bunu görmüyor mu? Hani benim şu gördüm. onlar da görüyor. Küstü abi. Bunları nurucu zannedince Beyazman'a düşman olur adam. Ben diyorum sizler öyle bir projesiniz ki millete Beyazman'a düşman yapmaya çalışıyorsunuz. Adnan Noktar bunu çok yaptı biliyorsun. Kadınlar oynattı bilmem ne yaptı. Hep Said Nursi diyordu. Allah Allah. Tabii tabii o bak. Mehdi diyor, bilmem ne diyor. Hep Said Nursi kullandı radiyallahu anh. Hepiniz aynı tezgahtan çıkmışsınız siz. Sadece renginiz farklı. Sen mavi olmuşsun, sen kırmızı olmuşsun. Ben bunları konuşacağım. Maceracıyı biliyorsun. Evet. Fetöcü. Onunla aynı televizyonda çalıştık. Ben ona sordum. Sen halen FETÖ'cü müsün? O saydırdı. Sonra baktık ki bu para toplamış. Bizler şeriat zahire bakar. Evet. Bak kimseye suçlu görmüyoruz. Mesela maceracı dediğin adam FETÖ'cüdür. Ama çıkmış FETÖ'ye saydırmış, reddetmiş, bir mücadelesine girmiş. Zahire baktık. Evet. Ha tamam bu dönmüş dedik. Devlet de bunu almadı. Ama bak biz istihbarat değiliz. Isparat bunu bir araştırma yaptı. Ha, bu adam FETÖ'yü söverken takiye yapmış bir taraftan da ona para toplamış dedi. He cezasını keser. Kimse sana bundan dolayı suçlayamaz. Çünkü niye? Televizyon senin babanın yerimi hayır, onun da değil. Seni de oraya personel almış, çalıştırıyor televizyon. Onu da oraya almış, çalıştırıyor televizyon. Aynı kanalda çalışmış olabilirsiniz. Bundan yana bir şey yok ya o zaman Türkiye'de herkes çoluk çocuğunu verdiği gazetesi alıyor. Buna bakmıyor bak devletin diyor Ben adalet sistemimiz çok iyi işliyor. Allah razı olsun yani Adalet Bakanımızdan, hukuk çok iyi işliyor. Ya, akı karayı güzel seçiyor. Öyle KHK mağdurları bilmem ne hikaye ya onlar. Yani zaten kimse ben FETÖ'cüm diyorum yapsa ya, giriyor geyelim diyor. Anladın mı? Kimse değil yani. Onlar zaten öylesine atmış. Öyle bir şey yok. Bir yerde bir halt işledin gitti. Kader seni oraya zaten mahkum etti. Sen ne yaptın? Benim için eskiden FETÖ'cü olup Bugün FETÖ'yle mücadele etmeyen ve FETÖcü değilim diyen de FETÖcüdür. Benim kanaatim budur. Madem FETÖcü değilsin, geçmişte FETÖcüydün. O zaman FETÖ'yle mücadele edeceksin. O yüzden ben Mehmet Fırıncı'ya ayrı kızıyorum yani. O yüzden Sorularla İslamiyet'e kızıyorum. Senelerce FETÖ'yü kiselerinde referans göstermişsin. 2018 FETÖcü Almanya'da fırarı Cemil Tokpınar 2018'e tweet atıyor. Sorularla İslamiyet'i tavsiye ediyor. E, nasıl olacak bu? Fadihacı da Sorularla İslamiyet'i tavsiye ediyor. E, FETÖ'cü firari sorular sana tavsiye ediyorsa FETÖ'cü kendinden olmayan kendisiyle kavga edeni niye tavsiye etsin? Seni niye tavsiye etmiyor? Aslan TV niye tavsiye etmiyor FETÖ'cüler? Beni niye tavsiye etmiyor? Sevmezler beni Abi niye sevsin? Sen çünkü kavga ediyorsun. Ben de kavga ediyorum. Bunları niye tavsiye ediyor? Çünkü bunlar kavga etmiyor. Bunlar ileri dönük düşünüyor. Diyor ki iki sene üç sene şu geçsin diyor biz tekrar uzlaşır bir araya geliriz diyor. Altyapı yapmaya başladı işte. Ahmet Akgün'ü ortaya sürdüler. Şimdi Müslüman diyelim, günahkar bir Müslüman diyelim. Diyor ki, hain diyebilirsin ama diyor zındık diyemezsin diyor. Din haini diyebilirsin diyor ama diyor kafir diyemezsin diyor. Bu ihanet etmişti herkese. Ama kafir diyemezsin diyor. Bunu üstüne İslam'a göre konuşuyorum ben diyor. Münafık diyemezsin diyor. İtikatta münafık diyemezsin diyor. Neyden münafık diyecektim? Şeriata göre diyor zındık diyemezsin diyor. Ya nasıl diyeceksin? Ne yapması lazım bu adamın dinden çıkması için? E, dinden yine çıkmamış ki bu. Sonra bir baktım abi sayfalarda tabular yıkılıyor diye kitabında. FETÖ demiş ki işte evliyadır, velidir, Allah dostudur, bütün hadis kitaplarını biliyor bilmem ne. Abi yere göre sığdıramamış. Sen bu kadar günahı işlemişsin zaten. Şeytan da alimdir. Abi 17 25ten sonra bile Evliyaullah diye anlatmış. E şimdi çıkmış sen Hakan Fidan'a parmak salla, hükümete parmak salla, bilmem ne bilmem ne yap. Bu kadar tehdit etmişsin sen ya. Önce buna bir cevabını ver bakalım. E bunları savunan kalemşöller var. Mesela Hüseyin Yılmaz. O kim? E yine onlar Risale Haber yazarlar bunlar. Kalemşölleri var ve adam Kara Akit yazarı var bir tane mesela. bir Kara küfürbaz bir adam. Yazmış ben abi kabul etmem, abi kabul etmem. Siz önce sicilinizi bir temizleyin. Bezuman kabul etmiş. Sen kabul etmesen ne olacak? Benim demiş vekilim demiş. <laughs> yani Bezuman kabul etmiş. Sen kabul etmesen ne olacak? Ama ne olmuş? Suyun başını tutmuşlar. Birisi sürü haber adı altına gelmiş. Öbürü Akit gazetesinin bünyesi. Yazdım Akit'teki arkadaşlara yazdım. Dedim bak bu adam böyle küfür etmiş. Hatta dedim ya bir dedim küfrün bile İngilizce küfür ediyor ya. Türkçe de değil. Ulan dedim Anadolu evladı. Türkçe küfür eder. Bilmem beni bilmem ne der. Sen yaptığın küfürü bile İngilizce yapmışsın dedim Vehbi Kara'ya. Bunlara kalmış bir meydan. Nur cemaati dediğimiz grup. Az önce kitapları saydım. Bezumazan vekil ve varsin dinleyen bir gruptur. Onlar ölümüne devletçidir abi. Bayrakçıdır. Asla bu şey tenezzül etmezler. Kimseden para almazlar. Para dilenmezler. Bak, böyle özellikleri vardır. Kimsenin delik olsun yapmazlar. Hiçbir kimsenin dümenine gitmezler. Sadece duruşlara benim var tam millet Sakarya derler. milleti imanına koşarlar. O yüzden piyasada göremezsin onları. Vitrinlerde göremezsin. Bunlar tam tersi. Para toplarlar, ticaret yaparlar vesaire. He bak Nur Mektebi'ni de söyleyeyim. Yani bana çok soru geliyor. Uğrak Kafadon, e, dinosa diyor sohbetleri vardı zaten. Fazilet'ten anlattığı videolar duruyor. Reddiye vermedi ki o konuya. Şemsettin abi arada Afyon'dan onu Dedi ki buna reddiye ver. İşte gün, e, gıybetimi ben helal yaptım. Kim ne düşünürse düşünsün filan diye reddiye vermedi. 2015'te yazdığı yazı duruyor sitesinde. Fethullah Gülen'e hala o alakam yok diyor. Demiyor paralel yapı aşağı aşağı 2015'te. Artı diyor ki benim çatım geniş diyor. E, reportajı duruyor. Daha hala sitede var. Girin bakın yani Siler Belki'nin onu söyledim ya. Hala diyor benim çatım geniş diyor. Yeni Asya var diyor. Okuyucu yazı hepsi benim çatım. Sen kimsin ki çatın altında olsun her şey. E, Nurculuk diyerekten Tahir Mutlu abiden bir hatıra anlatmış. Para topluyor mu muhabbeti var onu savunuyor. Anlatabilir miyim? Şimdi mi? sana çok kızacaklar. Abi bana kim kızsa, kızarsa kızsın, küfür ederse küfresin benim umurumda mı? Benim umurumda olan tek bir şey var. Kabre girdiğim zaman ben Rabb'i yüke, ben değil ben kita kitabı ben kıbleti Rabbin kim? Kitabın nedir? Kur'an'ın nedir? Hayatın nerede geçirdin? Ben Rabbime vereceği hesabı bilirim abi. Kula vereceğim hesabı bilmem. Kula vereceğim hesap benim mahkemedir. Varsa iftira atıyorsam, çıksınlar, suç dürüstüne bulunsunlar, delikanlı gibi giderim. Burada dediklerimin biraz daha fazlasını, şimdi çekindiğim için e, izleyenleri var, onları da şey yapmamak için, frenli gidiyorum. Yani benim içimdeki sözler değil bunlar. Onu da söyleyeyim. Benim içimdeki daha ateşli yangınlarım var benim. Çünkü niye? Az önce sen çok güzel bir soru sordun. Vatana millete ihanet ederse dedi. İslamiyet'e milleti imanını ihanet ediyor. Çoluk çocuk millet okuyor. Anneler diyor ki ya evladım bir Kur'an okusun diyor. Bunlara veriyor. Bunlar ne yapmışlar? Kop git diye bir program kurmuşlar. 14-16 yaşındaki çocukları almışlar. Namaz kıldım mı? Kur'an okudum mu? Bilmem ne deyip çocukları milletin ailesinden devşirmişler. 47 bin kız 16 bin erkeği devşirmişler. 3 sene içinde. Bak sayı veriyorum. E Ben bunları hepsini ihbar ediyorum. E hepsinin belgelerini elime geçirdim. Bunlar ispatlı, delilli at soyadlarıyla. anlatabilirim mi abi? Sözün özü, ben buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde yaşayan ve yurt dışındaki Türkler vesaire herkese uyarıyorum. Ve sevin. Risale-i Nur'u sevin. Okuyun ama Allah için doğru kaynaktan okuyun. Bezaman'ın tarç hayatını okuyun. Yayın evlerine dikkat edin. Okuyun. Envar'ı okuyun. İhlas, Nur, Neşriyat'ı okuyun. Oku yani. Hayrat'ı oku. Ama neslin tahrif edilmiş nesil yayınları mesela. Mehmet Fırıncı'nın birçok delilleri var. Belgeleri yayınladım. Yine araştırma yazar Süleyman YouTube'a koymaya devam edeceğim. Bunu izleyenler de Allah aşkı için hani bir YouTube'da takip etsinler. 200 tane falan abone var. Hani oradan sesimiz duyulsun. Ben bunları sürekli konuşmaya devam edeceğim. Ben dedim beni susturabilirsiniz ama bir şartla. O da öldürmeniz gerekir dedim yani. Bunu açık açık söyledim. Niye? Çünkü ben inanıyorum ki Beyzuman Hazretleri'nin talebeleri öldürüldüğüne inanıyorum. Mustafa Sungur abinin, diğer ağabeyliğin. Peş peşe gittiler. Bir komisyon kuruldu. Ne oldu o komisyon? Niye devam etmedi mesela? Abilerin ölümleri araştırılsın diye bir komisyon kuruldu. Bir anda Mesela Mesut Zeybek abi, Rüştü Afal abi, Abdullah Yeyin abi, Ahmet Aytemur abi. FETÖ'nün aleyhinde kim gerçeği söylerse Vefat etti abi. Peş peşen tamam kader ölüm bellidir de bu kadar yakın olması şüphe uyandırıyor. Hüsnü Bayramoğlu abi büyü yapmaya çalışıyorlar. Bir tane kadın geliyor su döküyor evine. Yapan kim çıktı? Fethun'un amcasının kızı çıktı. Fatma Gülgülen mi o çıktı yani. Büyü yapıyorlar abi. Nerede bu cemaat? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Allah var. Ağabeyin yanında çok sağlam talebeler vesaireler var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bana bir öyle iftira atıyor mesela. İşte abi konuşturdu, abi yaptı, abi etti, bilmem ne gibi ifadeler. Belgeye bakarım, bilgiye bakarım. Eğer Allah rızası için diyorum. Bu söylediklerim dışında beni konuşturan kimse yok. Benim arkamda kimse yok. Bana işte şu konuşturdu, bu söyledi gibi iftira atan kim varsa ben onları hakkımı helal etmem. E gelsinler yüzümüze söylesinler. Benim söylediğim her sözü delillendirebiliyorum. Bu belgeleri de yayınlıyorum abi. Nurculuk neymiş abi? Bu Nurculuk adı altına değil, Nur Talebeliği adı altında vatana, millete, İslam'a hizmet eden, iman kuran hizmet eden bir topluluktur. Tün ehli sünnetle birleşmiş 12 tarikatın hülasası bir oluşumdur. Toparlamam gerekirse, Bediüzzaman Hazretleri vefatından önce vekil varis talebe bırakmıştır. O taleberinde de vermiş olduğu, anlatmış olduğu, yansıttığı bir hizmet tarzı vardır. Bunun dışındaki ekoller, yollar nurcuk değildir. Yani Şia nurculu diye bir nurculuk yoktur. Yeni Asya nurculu diye bir nurculuk yoktur. Yeni nesil yoktur. Sufa diye yoktur. Bunların hepsini reddetmemiz gerekiyor. Bunların başın hiçbirinde vekil, varis, abiler yoktur. Onların onayı yoktur. Bunların hepsi korsandır. Bunların çoğunun abiler tarafından telif hakkı izinleri de yoktur. Dolayısıyla aldatmakla iş görürler. Hakiki manadır. Sayınlar okumak isterlerse saydığım yayın evlerinden okusunlar. E, ağabeyleri dinlesinler, risale i Nur kendi öz kaynaklarından öğrensinler. Bunlara prim vermesinler. Sosyal medyada gördükleri işte dernekler, vakıflar bir defa e, Risale-i Nur'un misyonunda böyle bir şey yok. Dernek kurup para topla, alışveriş yap, e, seminer yap, bilmem böyle bir tarz yok. Hatta Üstad Nur Tayyib anlatırken bilinmedikleri, görülmedikleri, görüşülmedikleri haldedi anlatır. Hatta Nurculukta şu vardır abi çok önemlidir. Kemiyet, keyfiyet meselesi vardır. Kemiyet biliyorsun çokluktur, keyfiyette kıymettir. Bediüzzaman Hazret ona bakar. Yani çokluk olsun, kalabalık olsun değil. Hani yüz binlerce talebem olsun değil. 10 e, on tane olsun, üç tane olsun, beş tane olsun ama doğru dürüst olsun. Buna bakar. E, bunu da biliyorlar zaten. Doğru bir şekilde bu hakikatları insanlara ulaştırabilirsek daha hızlı bir şekilde inşallah Risale-i Nur hakikatları insanlara ulaşacaktır. Bediüzzaman Hakkı Hazretleri ve cemaat hakkındaki suizanlar ortadan kalkacaktır. Yeter ki bünyemize giren bu uru cemaatten görmeyelim, bünyemiz gelen bu uru kesip atalım. Onlar kendileri çıksınlar, desinler ki evet biz ayrı bir yol tutturup gidiyoruz ama kendilerini Bezuman adıyla, risale Nur adıyla tanıtmasınlar çünkü şu saatten sonra bunları reddedecek benim gibi yüzbinler Süleyman Yağasın Akdeniz ortaya çıkacaktır. Artık perde yırtılmıştır. Hak ve hakikat gündüz gibi, güneş gibi ortaya çıkmıştır. Çıkmaya da devam edecekler diyorum. Tekrardan hatırlatalım. Araştırmacı Yazar Süleyman Yasin. Aklını YouTube kanalımı takip etsinler. Oradan belgeleri, bilgileri açıklamaya devam edeceğim. İnşallah link olarak da bu videonun altına YouTube kanalımızın linki konulacaktır. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkür ederim.